Efendim Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs üzerinden Türkiye'ye dönük kuşatmacı harekatı devam ediyor. Ve bu bitecek gibi gözükmüyor. Çünkü Joe Biden kendisini 1978 yılından itibaren siyasette sonuna kadar destekleyen, bu arada 1974 Kıbrıs Harekatı nedeniyle ülkemize konulmuş olan Amerikan askeri yaptırımının mimarı, genç bir senatör olarak büyük tahriflerde bulunan Rum Yunan lobilerinin adamı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlık makamında oturuyor. Beyaz Saray dediğiniz şeyin özelliği bugünlerde bu. O yüzden Mitsotakis Amerikan Kongresi'ne gitti, bize o kadar posta attı orada, ayakta alkışladılar 3 dakika. Neyini alkışladılarsa, maksimalist bir adam, bela aranıyor. Amerikan vergi mükelleflerinin paralarını çarçur eden bir kimlikle orada konuşup duruyordu. Ama nedense herkes ayakta alkışladı, alkışlasın. F-16'yı verecekler mi, vermeyecekler mi? Büyük bir olasılıkla vermeyecekler. O F-16'lar konusundaki söylemlere dikkat etmek lazım. Çünkü bugünlerde yani Rusya'nın bugün izlemekte olduğu politikalar ve yapısı itibariyle efendim F-16 olmazsa Su-35 alırız falan, böyle şeyler söylememek lazım. Çünkü o zaman siz küresel sistemdeki gelişmeleri tam kavrayamamış bir görüntü sergilersiniz. Dünyada bir tek Su-35 yok. Ayrıca uzmanların ifade ettiğine göre Su-35'ler teknik açıdan batılı uçaklardan çok daha geri bir kimliğe sahip. Hindistan ve Malezya almışlar, çok pişman olmuşlar. Ve zaten Ukrayna Savaşı'nda da sergiledikleri durum ortada. Yani Türkiye tabii ki hava kuvvetlerini güçlendirmek zorunda. Tabii Kızıl Elma güzel bir proje. Jet uçağıyla SİHA yapıyoruz. Müthiş. Ama o yeter mi? Yetmeyecek. Yeni bir takım uçaklar, milli muharip uçak. Ama onun da motor kısmının bir an önce tespit edilmesi lazım. Bunun gibi bir sürü hikaye dönüyor. Fakat esas hikaye Amerika Birleşik Devletleri Güney Kıbrıs Rum yönetiminin resmi ordusu olan Rum Milli Muhafız Ordusunu eğitme kararı aldı. Yani şimdi 1988 yılından bu yana bu bölgeye konulmuş olan silah ambargosunu tek taraflı bir kararla kaldırıyorsun ve Rumlara ve yeni silah aktarılması konusunda sadece kendi rotanı açmıyorsun. Aynı zamanda İsrail başta olmak üzere Batılı birçok savunma sanayi güçlü ülkesinin yolunu açıyorsun. Onunla da yetinmiyorsun. Nedense birdenbire Rum Milli Muhafız Ordusu'nun askeri eğitimini kafaya takıyorsun. Çünkü bunlar öyle. Suriye'de de PKK'yı eğitiyorlar. Karşımıza eğitip donattıkları 65 bin kişilik bir terör ordusu çıkarttılar. 4 yıl, 5 yıl içinde, 2014'ten bu yana işte. Böyle bir durum var. O yüzden bu adım korkunç. Bu adım korkunç. Yani gerçekten New Jersey eyaleti Milli Muhafız Birliği ile eşleştirmişler. Normaldir. Amerikan ordusu yapmayacağına göre bu işi. New Jersey eyaleti Milli Muhafız Birliği. Şimdi bakın, bu Milli Muhafız Birliği falan deyip küçümsemeyin ha. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun kendi topraklarında görev yapma yetkisi yok. O dış ordu, dışarıda Amerikan menfaatlerini koruyan bir ordu. Milli muhafızlar da bildiğiniz ordu yani. Hani Trump veda ederken Amerikan Kongresi'ne baskın yapıldı, vali böyle bir süre bekledi. Milli muhafızları çağırmadı. Milli muhafızı çağırmak ne demek biliyor musun? Orduyu çağırmak demek. Yani Milli Muhafız, New Jersey Milli Muhafız Birliği sizin gözünüzde küçümsenmesin, onu anlatmaya çalışıyorum. Böyle bir durum var. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güzel bir açıklama yapmış. Diyor ki, her zaman söylediğimiz gibi bu tür adımlar Türkiye'nin sarsılmaz garantörlüğünün önemini göstermektedir. Oh, çok güzel. Ama bunu gel Kıbrıs'ın içindeki haini anlat. Adam bir gazete çıkarıyor.
Kıbrıs'ta Rum mu çıkarıyor, Türk mü çıkarıyor belli değil. Hatay gibi olmayacağız dedi ya. Ya Hatay, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının son döneminde bu topraklara kattığı ve çok önemli bir stratejik alandır. Onu küçümsedi bir, Hatay'ı Suriye'nin kabul etti. İki, üç, bir de onun gibi olmama kararı aldı. Yani keşke Hatay olsa. Yani böyle bir durum. Daha geçtiğimiz günlerde kaldırılan silah ambargosunun ardından savunma alanında yapılan bu işbirliği açıklaması ada ve bölgedeki gerginliği tırmandırmaktan başka bir amaç gütmemektedir. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin askeri ve siyasi alanda Amerika Birleşik Devletleri yönetimince desteklenmesi ve cesaretlendirilmesinin tarafımızca kabul edilmesi asla mümkün değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rum-Yunan ilişkisiyle birlikte KKTC ve Türkiye'ye karşı dostane olmayan bu bir yaklaşımını sergilediğini değerlendirilmektedir diyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı. Çavuşoğlu bu gelişmeler çerçevesinde daha önce bir açıklama yapmıştı. Kıbrıs Türk'ünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyaç varsa karşılayacağız. Şimdi tabii Amerika'nın bu tutumuyla beraber 1974'ten bugüne kadar genel anlamda sakin, çok fazla mermi sıkılmayan, tabii ki belirli bir sınır içinde iki toplumun yaşadığı bir ada olarak gördük. Fakat Amerika'nın anladığım kadarıyla hedefi bu adayı bir çatışma alanı yapıp Türk askerini bu adanın ve Türkiye'yi bu adanın dışında sergilen bir yapıya kavuşturmaya çalışıyorlar. Şimdi tabii atılacak adımlar var. Birincisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk güvenlik güçlerinin sözleşmeli er ve erbaşlarımızla farklı bir boyuta getirilmesinin artık kaçınılmaz olduğunu görüyoruz. Yani tabii ki gençler askerliklerini yapsınlar falan filan ama Türkiye'nin de mali imkanları destekli bir güçlü, profesyonel, vurduğu yerden ses gelen bir ordu yapmamız kaçınılmaz olmuş vaziyette. Böyle bir ordu var orada. Var ama Amerikalılara karşı daha genişletilmiş bir ordumuzun olması, daha doğrusu Kıbrıs Türk ordusunun olması. Kıbrıs Türk ordusu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil, Kıbrıs Türk Devleti ve Kıbrıs Türk ordusu. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Artık detaylarla uğraşacak halimiz kalmadı. Orası Türk Kıbrıs Türk Devleti, ordusunun da adı Kıbrıs Türk Ordusu olacak. Olmalı. Böyle olmalı. Başka türlü mesaj gitmez. Anlamıyor. Kulaklar sağır. Adamların kulak sağır. Sağırlaşmış. Ve anladıkları anda zaten dehşet dengesinde anlıyorlar. Bu bir. Şimdi bizim Geçitkale'de çok doğru yaptığımız bir iş var. Geçitkale biliyorsunuz NATO standartlarında bir havalimanıydı. Sonra böyle bir kadük hale getirildi falan. Orayı şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri İHA SİHA üssü olarak kullanıyor. Çok doğru. Yani orada bir üssümüz var. Ankalar, Bayraktarlar, şunlar bunlar. Türkiye zaten bir İHA SİHA süper gücü olduğu için orada böyle bir kimliği var. Şimdi tabii oraya Karpaz bölgesine daha doğrusu acil olarak egemen üs kurmamız gerekiyor. Şimdi Türk Devleti olacağına göre Kıbrıs Türk Devleti, Kıbrıs Türk Devleti ile ikili bir anlaşma imzalanarak tıpkı İngilizlerin adada bulunan iki egemen üssü gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bir egemen üssünün olması gerekiyor. Bu donanma üssü olabilir. Daha önce bütün çalışmalar Magosa civarında, yani Karpaz'ın ve Magosa'nın güneye bakan tarafı, esas Akdeniz'e bakan tarafında böyle bir çalışma yapılmasıydı. Fakat sonra Vakıflar İdaresi'ne ait bir 189 dönümlük arazi var. Yani Türkiye'nin güney sahilleriyle Karpaz'ı karşı karşıya bırakan Karpaz, hani o uzun var ya, yani uzun böyle gidiyor, uzun bir burun yani.
O Karpaz bölgesinde Milli Vakıfların, Kıbrıs Milli Vakıfları'nın 189 dönümlük bir arazisi var. O arazinin donanmaya ayrılmasında büyük yarar var. Olsun yani güneyde olmasa da olur, kuzeye bakan tarafta da olsa olur. Çünkü bu Aksaz'daki muharip unsurlarımızın Akdeniz'in çok stratejik bir bölgesine sabitlenmesini sağlayacak ve Türkiye'ye deniz kuvvetleri açısından asimetrik bir üstünlük sağlayacak kimlik taşıyor. Deniz kuvvetlerinin hava savunmasında büyük bir derdimiz yok. Yani SİHA'larımız var, hava savunma sistemlerimiz var. Ayrıca F-16'larımız da çok yakın bir mesafede ama ben yine de artık S-400 hava savunma sistemini bu Doğu Akdeniz'i kapsayacak, yani Adalar Denizi'nden Doğu Akdeniz'de kim uçuyorsa, Yunan, İsrail, Rus, ne halsa, kim uçuyorsa onu tespit edecek bir biçimde aktive edilmesinden yanayım. Yani bu aktivasyonu öyle bir Orta Anadolu'dan veya ne bileyim kuzeyden falan değil. Direkt olarak Yunan ve İsrail nerede uçuyorsa bizim oraya onu aktive etmemiz lazım. Bu kadar. Yani ve o an itibariyle de ilan etmemiz lazım. Bakın hepinizi takip ediyoruz kardeşim. Büyük bir olasılıkla tabii ki bizim ordumuz akıllı bir ordudur. Onu aktive etmiştir. İlan etmiyor. Ama sonuç itibariyle adam bana, benim ordumun F-16'sına üstelik NATO tatbikatında Girit'ten şuradan buradan radar kilitliyor. Şimdi birilerinin de oralara geldiğinde, Kıbrıs civarına geldiğinde bir radar olduğunu bilmesi lazım. Böyle bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin kırmızı çizgilerini zorlama kararı almış gibi gözüküyor. Bu bütün bu yapılanlar Türk milli bekasının ve Türk Anadolu coğrafyasının savunmasının kırmızı çizgileri. Çatışma kaçınılmaz mı? Vallahi her an. Her an. Hoşça kalın.